Değerli Üniversite TV izleyenleri, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mesleki Gündem programında değerli bir konuğum bizlerle, yabancı yatırım danışmanı Farid Ahmet Garizade bizlerle. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. Teşekkür ederim Şebnem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Bizler iyiyiz, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sizleri daha önceki programlarımızdan seyircilerimiz tanımakta. Bu yüzden güncel konularımızla sorularımıza devam etmek istiyorum. Bugün ekonomide gündem başlığını ele almak istiyorum. İlk sorumuzla birlikte. Şimdi bilindiği gibi son yıllarda her ülke kendi ekonomik durumundan şikayet ederken aslında dünyaya baktığımızda hep pandemi döneminden sonraki dalgalanma ve ekonomideki durgunluklar ve sıkıntıları görebiliyoruz. Şimdi Türkiye'mizin durumu da aynı diğer komşu ülkelerdeki gibi dünyadaki vaziyete, duruma baktığımızda hemen hemen tüm ülkeler aynı durumlardan etkilendiler. Şöyle ki pandemi döneminden sonra çoğu işletmeler, işte küçük, orta, büyük ölçekteki tüm işletmeler ve ticari alanda faaliyet gösteren kurumlar hepsi ister istemez etkilendi. O dönemde çok fazla etkisini göremedik. Fakat sonrasında süre gelen zaman içerisinde yavaş yavaş etkilerini göstermeye başladı. Sebeplerinden birisi budur. Fakat diğer nedenler, günümüzdeki nedenleri her zaman siyasi çalkantılar ister istemez olumsuz etkisini göstermiştir ticaret alanında ve ekonomide. Şu andaki Türkiye'mizin durumu çevresinde, komşularda olan bitenlerin tamamen direkt olarak, indirekt olarak etkisi altında ve maalesef bu ekonomik durgunluk ve ekonominin hem içeride hem dış ticarette etkisini olumsuz olarak gösteriyor. Ki Türkiye'mizde yaklaşık 12 yıldan beri özellikle yabancı yatırım konusunda bizzat içerisinde bulunan birileri olarak biz baktığımızda acayip bir şekilde hani Türkiye'nin cazipliği, Türkiye'de fırsatların olduğu ve Türkiye'deki üretimlerinin, Türk mallarının dışarıda bir kalite ve bir marka haline geldiğini görüyoruz. Ve bunlardan dolayı her alanda talep artmıştı. Ve bu da Türkiye'nin kendisinin komşu ülkelerde, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, bu bölgelerde kendini ispatlamasıyla birlikte, kalitesiyle birlikte yapılan üretimler ve gönderilen mallarda. Bunlar da talepleri arttırınca acayip bir şekilde Türkiye'de bir hareketlilik vardı. Ve daha çok ihracat olarak Türkiye'den bölge ülkelerinde, Orta Asya'daki ülkelerin tamamında neredeyse ve son zamanlarda savaşın bitmesiyle ki biz Afganistan merkezli çalışıyoruz. Afganistan'da yani Türk ve Türk malı büyük bir rağbet görüyordu. Yani eğitim, sağlık, inşaat ve diğer alanlarda her alanda Türkiye'den sadece Türk malı üretimi değil, Türk uzmanlar, Türk mühendisler ve her alanda ihtiyaç olan insanlar bile Türkiye'den ihraç edilip Afganistan'a gidip hizmet veriyorlardı, çalışıyorlardı birlikte. Bu şekilde işler düzgün bir şekilde devam ederken son zamanların getirdiği pek çok nedenlerden dolayı hem orada talepler azalmaya başladı hem Türkiye içerisinde bazı sıkıntılarla birlikte bu eskisi kadar üretim yapılmayınca bu tamamen etkisini gösterdi ve şu anda gördüğümüz gibi bir tabiri caizse resesyon meselesi gibi tamamen en ufak ekonomik sıkıntıların sebebi biliyorsunuz alıcı talep olmayınca arz da elde kalır ve bu şekilde ister istemez bir tıkanıklığa sebep oluyor ki nedenlerinden hemen hemen hepsi zaman ve duruma baktığımızda bunları görüyoruz.
ekonomik, sosyolojik ve siyasal gündeme de değinmiş olduk bu konu başlıklarıyla beraber. Özetlemiş olursak Türkiye'nin ekonomik gündemi ve uluslararası ekonomik ilişkilere de değinmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. İş adamları ve yatırımcılar bu durumlarda neler yapmalı? Bu konu başlığına da değinmek istiyorum sizle birlikte. Ekonominin içinde ve yatırımın içinde birisi olarak. Türkçe'de bir tabir var. Her şeyi devletten bekleme diye. Hakikaten zaten biz girişimci ve iş adamlarının çoğu kendi çabalarıyla bir fırsatı yakalayıp araştırıp ona göre işini ilerletip büyüten insanlardır. Ve tabii ki bunlarda hem durumları değerlendirirken bir risk ve cesaret de gerektiriyor. Şimdi mesela çoğu iş yaptığımız, danışmanlık yaptığımız arkadaşlarımıza bazı fırsatlardan bahsedince öncelikle onlar o etkenlerine bakıyorlar ki haklı olarak tabii ki. Mesela Afganistan hakikaten önemli bir pazar haline gelmeye başladı. Ki savaşlar zaten ister istemez maalesef bazen devam ediyor, bazen duruyor. Şu anda son duruma baktığımızda savaş genel anlamda bitti sayılır. Fakat Afganistan'ın her açıdan ihtiyaçları var. Yani baktığınızda halk ayağa kalkmaya çalışan bir toplumun ihtiyaçları A'dan Z'ye kadardır. Şimdi bu durumda biz burada Türkiye'den ne yapabiliriz, iş adamlarımız ne yapabilir diye baktığımızda çok fazla yapılacak şeyler var. Tabii ki hepsini yerine getirmek mümkün olmuyor. Fakat hem ticari geliri iyi olan, hem kendileri kar edebilecek olan, hem kar hem Afganistan'a hizmet edebilecek şeklinde ki ticari alanlara baktığımızda fırsatları görebiliyoruz. Afganistan'daki iş adamlarına da aynı şeyi tavsiye ediyoruz biz mesela. Onlar da gelip bize danıştıklarında biz burada bu iki firmaları, bu iş adamlarını, bu girişimcileri bir araya getirip hem kendimiz yol gösterdiğimizde hem onların fikirlerini değerlendirip bazı ortaklıkları kurdurabiliyoruz. Yol gösterdik cümlesini kurdunuz. Buradaki yol gösterdiği biraz daha açar mısınız? Nasıl yollar gösteriyorsunuz? Şimdi yurt dışından gelen bir yatırımcı genellikle yani dili bilmeyince çok sıkıntılarla karşılaşıyor. Yani biz dil konusunda yardımcı oluyoruz. Bir de ticari hukuku bilmesi lazım. Hani hemen hemen uluslararası ticaret birbirine çok yakın benziyorsa da bazı durumlar var. Örneğin ithal etmek istediği bir mal belki o ülkeye yasaktır, gönderilmez. Bir kotası vardır. Ya da başka bir firma tarafından tamamen bir tekel haline gelmiş, başka bir kimse onun dışında satamaz. Tam tersi Türkiye'den götürmek istediği ya da hizmet almak istediği ürünle ilgili sıkıntısı olabilir. Zamanını boşuna harcayabilir, parasını boşuna harcayabilir. Onların önüne geçiyoruz. Biz bu konuda onlara yani fikir ya da danışmanlık yaparken kendilerine genel anlamda bunlardan bahsediyoruz. Ve hukuk çok önemli. Yani biz avukatlarla sağlam ve bu işlerin tecrübesi yıllarca çalışmış tecrübe sahibi insanlarla çalışıyoruz. Bu konuları biz de hataya düşebiliriz. Onun için bizim de ihtiyaçlarımız oluyor. Onun bizim yapmış olduğumuz bir hizmetlerin içerisinde her alanın kendi uzmanları ve kendi birikimleri olan insanlarla birlikte yürüyoruz. Bazen bu bizim iş adamlarımıza çok aşırı yük, masraf gibi gelebilir. Fakat bunun getirisi ve sağlamlığı daha önemlidir. Örneğin başta hani danışmanlık almadan kendi çabalarıyla iş yapan insanları bazen görüyoruz. Ufak tefek işler yapıyorlar. Belki de büyük çapta da yapanlar var. Fakat bunun zaman geçtikçe bazı sıkıntılarla karşılaştıklarında geri dönüş zararları daha fazla oluyor. Özellikle hukuk dediğimizde ticari hukuku bilip ona göre yürüdüklerinde daha sağlam işlerini yapmış olacaklar. Eğer ki bu ticari hukuku bilmeden bir işe giriştiklerinde örneğin buradan bir mal alıyorlar ve gümrüğe gittiğinde götüremiyorlar. Çünkü hukuken bazı engeller karşılarına çıkabilir. Bundan dolayı hani danışmanlık almalarında bayağı bir faydaları var.
ticari ilişkilerinin sağlanması anlamında da hem de hukuk prosedürünün uygulanması anlamında da danışmanlığın önemine de değinmiş olduk bu cümlelerinizde. Evet. Küçük ölçekli işletmeler yurt dışına açılmalı mı? Küçük ölçekli işletmelere de değinmek lazım. Bu noktada sizin de fikirleriniz önem kazanıyor. Yatırımın içinden değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Şimdi eskiden süre gelen bavul ticareti anlamındaki en küçük ticaretleri biliyoruz. Hala bazı ülkelerde yapılıyor. Fakat onun yerine artık gerek taşımacılık, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte biraz daha farklılaştı. Bizim yaklaşık 20 yıldan beri çalıştığımız ülkelerle, bağlantıda olduğumuz ülkelerle bunu zaten görüyorduk ve devam ediyor. Fakat küçük ölçektekiler daha çok içeride kendi çabalarıyla üretim yaparak buradaki iç pazara hizmet verdikleri için yurt dışı sanki onlara göre daha büyük, daha nasıl diyeyim, ekonomik olarak, hacim olarak daha büyük firma olması gerektiğini hissini bazen bazı arkadaşlarımıza getirebilir ki öyle değil. Biz bunu da bu konularda da destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz ve teşvik de ediyoruz. Bazen bazı arkadaşlarımız mesela burada gıda üzerinde yaptılar. Örneğin buradan şeker ve bayram şekerleri, daha doğrusu bizim o taraflarda çok yaygın olduğu için buradan götürüldü. Konteynerler bazında ve buradaki küçük işletmeciler iç pazara yönelmişken baktılar ki oradaki talep gereği tamamen kendilerini artık ufak da olsalar tamamen kendilerinin işlerini yurt dışı ihracatına yönelik üretime başladılar ve bu şekilde işleri güzel bir şekilde devam etti ve ediyor. Çoğu arkadaşlarımızın bazıları mesela bu konuyu hani bağlantı olmadığı için yapamayanlar var. Bağlantı olduğu halde hani ben nasıl yurt dışında bunu yaparım ya da kaç defa gönderebilirim tedirginlikleriyle birlikte bazen bu işe girişemiyorlar, giremiyorlar. Fakat biz bu konularda da bizim tavsiyemiz, yani teknolojinin ve ulaşımın kolaylaştığı bu dünyada, şu andaki dönemimizde, yani siz bir malınızı her ne kadar küçük bir işletme de olsanız hem yurt içinde nasıl ki kendi ülkenizde içerisinde satabiliyorsanız daha iyi fiyatlarla, daha sağlam kaliteli üretimlerinizle yurt dışına da açılabilirsiniz diye tavsiye ediyoruz ve bunu yapmalarını istiyoruz. Bizdeki bir ürünün aslında uluslararası hacimde de önem kazanması noktası devreye giriyor. Ama bu uluslararası hacimde nasıl önem kazanacak? Bu noktadaki danışmanlık hizmetleri de sizler sayesinde karşı tarafa aktarılıyor. Evet. Ülkenin 2-3 yıllık ekonomik geleceğinden bahsedersek sizin bu noktadaki fikirleriniz nelerdir? Son zamanların en kötü şartlarını geride bıraktığımızı inanıyorum. Çünkü duruma baktığınızda artık hem devletimiz hem iş adamları, herkes tabiri caizse yine taşın altına elini soktular. Çünkü çoğu insanlar, çoğu iş gereği hani bir yerde bir şeyi gördüklerinde kendilerini kurtarıp bana zarar gelmesin diye düşünebilirler. Fakat uluslararası ticaret ya da uluslararası işlerde böyle yürümüyor. Yani mutlaka herkesi etkileyecek bir durum oluyor, olumsuz ya da olumlu durumlar. Onun için herkesin el ele vermesi lazım. Ya da bir işi beni ilgilendirmez ya da bizim alanımız değil, nasılsa hükümetler, devletler bu işleri yapar diye bırakılmaması gerektiğine inanıyorum. Onun için şu andaki çabaların, durumların gelecekte daha olumlu etkisini göstereceğine inanıyorum. Çünkü acayip bir şekilde son 10-15 yıl içerisindeki ticari gelirlerin ve israfların ve işlerin getirdiği bir olumsuz tıkanıklığın getirdiği ekonomik durgunluğu herkes gördü. Bunu test ettik, gördük. Onun için bazı tedbirlerin alınması hakikaten olumlu etkisini gösterecektir. Bunların geri dönüşünü mutlaka göreceğiz. Bunun yanında şu andaki bazı olayların, hani her olayın hem içerideki sebeplerden dolayı hem de dışarıdaki sebeplerden dolayı olduğunu az önce vurguladık ve bunun
içerideki ticaretin de sonuçta eğer ki Türkiye'deki ekonomik durumun ve üretimin ham maddenin hepsinin tahmini uygun bir fiyatla geldiğinde yurt dışındaki talepların artmasıyla birlikte ister istemez bu çark kendiliğinden harekete gelecektir. Ve bu çark harekete geldiğinde hani eskide yapılan yanlışların yapılmaması ve bu hataları düşünmemesini öngörürsek ki şu andaki tedbirler, açıklanan ekonomik tedbirler bunların hepsini kapsıyor ki ve bu uygulamaya geçtiğinde kendiliğinden bu tıkanıklıklar açılacaktır. Aslında milli iktisat tedbirleri gibi diyebilir miyiz? Evet. Kendi ürünümüzü üreterek buna değinmek ya da siz burada devlet ile yatırımcı el ele vermeli. Devletle özel sektörün birlikteliğine mi değindiniz deminki cümlelerinizde? Evet, aynen. Yani dediğimiz gibi çünkü sonuçta yasalar var. Yasalar gereği insanlar ona göre ticari hukukunu takip ederek işlerini yürütüyorlar. Ve ayrıca tabii ki devletin hem koruması için işletmeleri, fabrikaları, iş insanlarını vesaire ve çalışanları bir taraftan kanunu tasarlarken diğer taraftan bu her emniyet açısından olsun ham madde ve ihtiyaç teminatında olsun bunların hepsini bizim iş adamlarımıza ve yurt dışındaki faaliyetlerinde devletin desteklerini görüyoruz. Bu desteklerle birlikte insanlar hem içerideki hem dışarıdaki faaliyetlerini güven içerisinde sürdürdüklerinde yani her zaman dediğimiz gibi bu ekonomik öyle bir durum ki yani insanlar acıkır, insanlar giyime ihtiyacı duyar, insanlar ihtiyaçlarını tamamen gidermek için her halükarda çabalarlar. Bu çabalar gereği zaten dediğimiz gibi işlerin ve ekonominin kendiliğinden çarklarının dönmesine ve işlerin açılmasına sebep olacaktır. Aslında tüketici toplum olmaktan ziyade üretici bir topluma da dönüşmek. Biz daha çok tüketen bir toplumuz, tüketimi çok seven bir toplumuz. Ama üretim noktasında biraz daha işin içine girmemiz gerekiyor, el atmamız gerekiyor. Burada da sizin de cümlelerinizde bahsettiğiniz üzere özel sektörle devletin el ele yürümesi gerektiği, yatırımcıların da bu noktada devlete destek olması gerektiğine değindik. Cümlelerimizi toparlayacak olursak bu noktada. Afganistan'daki son duruma da değinmek istiyorum. Ekonomik, siyasal ve sosyal konjonktür bakımından değerlendirdiğimizde siz nasıl görüyorsunuz şu anki durumu veya gelecekteki durumunu? Afganistan durumu her zamanki gibi çok belirgin bir sonuca varacak şekilde olmayan bir siyasi kargaşalar ve değişikliklerin sebep oluyordu, neden oluyordu son zamanlarda. Fakat son yıllarda baktığımızda şu anda mevcut rejim tamamen iç savaşı bitirip Afganistan'ın kalkınması için çabalamaya çalıştığını gösteriyorlar. Yine de buna rağmen bazı sıkıntılar beraberinde var ki onlardan birisi hükümette, Afganistan'ın devletinde, Afganistan'ın etnik yapısı, siyasi yapısı belli. Her kesimin eşit bir şekilde pay alıp, el ele verip ona göre bir hükümetin güçlü bir devlete sahip olması gerektiğini düşünüyorlar ve bunu hem bölge halkı hem de uluslararası devletler istiyor. Şu anda tam o aşamaya gelmedi. Müzakereler devam ediyor ve bu Afganistan'ın siyasi kaderi ister istemez her ülkenin olduğu gibi oradaki halkın yaşayış tarzına, ticaretine ve ülkenin gelişmesine çok büyük etkisini doğrudan gösterdi. Ve bunun bir yani iç savaşın hiçbir faydasını görmediler. Görmedik daha doğrusu. Bundan dolayı şu andaki tamamen Afganistan'ın geleceğine yönelik çabalar önce bir siyasi iktidarın herkesin içinde kabul edebilecek şekilde olması, bunu hem uluslararası devletlerin istediği hem de Afgan halkının kendi isteği olduğunu az önce vurguladık. Fakat buradaki durum devam ederken inşallah başka bir sıkıntı çıkmazsa ki öyle gözükmüyor.
Afganistan'ın çok büyük yeraltı zenginlikleri var. Bu da yani yeraltı zenginlikleri tamamen bölgede ve komşu ülkelerde şu anda yavaş yavaş ihraç edilmeye başlandı. Bundan dolayı da büyük taleplerle Afganistan Ticaret Bakanlığı, Afganistan'ın Maden Bakanlığı ve diğer ticari ataşeler, tüm konsolosluklarda şu anda yurt dışından firmaları Afganistan'a davet etmeye başladılar, çağırmaya başladılar. Biz ve kendi çabalarımızla da bazı özel bağlantılarımızla bu konuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Ki ekonomik bir durum düzeltmeden siz çoğu durumları maalesef düzeltemezsiniz. Ki yine baktığımızda güvenlik ve o bölgedeki firmaların çalışma şartları da önemli. Bu birbirini tamamlıyor. Onun için onlar güvenlik sözü veriyorlar. Ve güvenlik sözünü verdikten sonra giden firmalar da oradaki çalışma ve Afganistan'daki özellikle maden üzerinde çalışmalarının sözlerini veriyorlar. Bu şekilde bu bir ekonomik güç kendiliğinden Afganistan'ın sosyal yapısını, ekonomik yapısını ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarını giderecek şekilde üzerinde planlamalar yapılıp devam ediyor. Ve Afganistan'ın geleceği bu şekilde giderse, ki umuyoruz daha iyi olacak, korkumuz öyle bir duruma geldi ki bir anda birdenbire siyasi kargaşalarla Afganistan'ı dışarıdan ya da içeriden karıştırıp hemen eski haline 20 sene 40 sene öncesine götürebiliyorlar maalesef. Şu andaki tedbirler özellikle onun üzerinde. Yani tekrar o duruma düşmemek istiyor Afganistan. Ondan dolayı da en çok güçlü bağı olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Ve Türkiye'de her açıdan şu anda Afganistan'ın yanında. Afganistan da bu konuda Türkiye'ye çok minnettar ve Türkiye ile olan bağlantılarını ve dostluk seviyesini her zaman bağlarını daha da güçlendirerek hep Afganistan savaşta olduğu için yardımda ve yardım talebinde olan bir duruma düşmüş ve sürekli Türkiye'de hiçbir zaman elini bırakmadan Türkiye Afganistan'ın her zaman yanında durmuştu ve bundan sonra da özellikle olacak. Milli mücadele döneminden beri aslında Afganistan'ın yanında olan ülkelerden birisi Türkiye. Evet. Tanıma noktasına da değinmiş olursak Afganistan'la ilişkileri eskiden beri süre gelmekte. Bu noktada önemli gelişmeleri de değinmiş olduk sizlerle birlikte. Ekim ayında sizle program gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye-Afganistan ilişkilerinde eğitim noktasına da değinmiştik. Kızların eğitimdeki yeri, aynı zamanda ekonomi politikaları, bu hususlara da değinmiştik ama arka planda devam eden siyasi ilişkilere de değindik. Ülkedeki iç karışıklıklara da değinmiştik. Daha iyi olması temennilerini iletmiştik. Bugün de bu noktada daha da iyi olması temennilerini hep birlikte iletmiş olalım. Seyircilerimize buradan vermek istediğiniz mesaj, değinmek istediğiniz hususlar varsa alabilir miyiz sizlerden Farid Bey? Şimdi seyircilerimizin özellikle hem iş adamlarımızın hem de genç yaşta olup iş hayatına atılmak isteyen arkadaşlarımızın söyleyeceklerimiz, tecrübelerimizle şudur ki bir yerde bir fırsatı gördüklerinde araştırıp ona göre cesaretle üzerine gitmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü şu andaki durum yine örnek verecek olursak çalışmış olduğumuz işte Orta Doğu ülkeleri, Afganistan, Orta Asya vesaire. Buralarda Türkiye artık hakikaten her açıdan kendini bir marka haline getirdi. Yani içerideki Türk halkının hangi işte olursa olsunlar ve yurt dışında ya da bağlantılı ya da gidip çalışmak isteyenler de bu konularda özellikle daha çok Batı örnek alınıyor. Batı'ya gitmek isteyenler çok fazla görüyoruz. Hem eğitim için hem de tecrübe için. Tabii ki bizimkiler de herkes yani nerede daha iyi bir gelecek görüyorsa ona göre planlarını yapar. O konuda söylenecek bir şey yok. Fakat fırsatlar diğer tarafta da var. Yani ben yine örnek vermek istiyorum. Bizim Afganistan'da çok fazla fırsat var. Bu fırsatları değerlendirsinler. Bu fırsatları, ne tarz fırsatlar var? Şu anda mesela fırsatlar yatırım açısından sadece buradan, Türkiye'den bir uzmanın bile gitmesi yeterli olur. Bir uzmanın bile bağlantı kurup
inşaat mühendisi olabilir, madencilikle ilgili olabilir. Ayrıca orada bir mesela Türkiye'deki şu anda yeni bir dönem de başladı. Türkiye'deki küçük, orta ya da büyük ölçüdeki fabrikalar modernleşmeye gittiklerinde çoğu zaman makineleri, fabrikalar hurdaya çıkartıyorlar. Şu anda mesela Afganistan bu hurdaya bile çıkan fabrikaları talep edebilir. Bunları yurt dışına satılabilir. Bunlar hurda yerine o şekilde oralarda 3-5 yıl daha oradan yine onlar faydalanabilirler. Bu tip durumlar var. Onun yanında mesela dediğimiz gibi uzman arkadaşlarımız ister bizim ticari ateşimiz, isterse bizim yine birlikte burada hizmet verdiğimiz danışmanlık firmalarımızla bağlantıya geçerek Afganistan'a gidip kendi uzmanlık alanlarında oradaki hizmetleri yapabilirler. Teknolojik alanlarda da artık talepler arttı ve iletişim alanında, teknolojik alanında yine daha çok savaştan dolayı ihtiyaç duyulan inşaatın her alanında, yol yapımında, baraj yapımında, ondan sonra özel inşaatlarda, yani devletin projelerinde hepsinde ihtiyaçlar var. Hani illaki parası olup da iş için gitmek isteyen değil, sadece kendi uzmanlığı olan bir uzman bile gidip Afganistan'da iş yapabilir. Peki şu noktaya değinmek istiyorum. Türkiye'de inşaat sektöründe dediniz, diğer meslek alanlarından da bahsettiniz. Kendi meslek alanını icra eden birisi hangi ekonomik avantajlarla Afganistan'da yerini alabilir? Ya da ne gibi avantajlardan yararlanabilir? Buradaki sektörünü niçin Afganistan'da sürdürmeyi tercih etsin? Her alanda ihtiyaç olduğu için Afganistan'da her alanda imkan ve iş var. Hem devletin verdiği projelerine, hem de uluslararası yardımların verdiği projelerine, hem de Türkiye'nin zaten bizzat şimdi Ticaret Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığı'nın ticari danışmanlık bürosuyla de bağlantıya geçtiklerinde oradaki listeler halinde ihtiyaçları görebiliyorlar. Ya da bizim yani Afganistan elçiliklerindeki ticari ataşalarla bağlantıya geçtiklerinde oradaki her alanda hani ben şu alanda iş yapmak istiyorum, şu benim mesleğim şudur dediklerinde tabii ki öncelik gelir, fakat ne olursa olsun Afganistan hani her zaman bakın ziraat alanında, hayvancılık alanında ve işte yine sağlık alanında, hatta okul alanında ve eğitim alanında, bunlarda bile şu anda her açıdan bizim Afganistan'dakiler dışarıda bir bağlantı kurup hem orada hem dışarıda bu hizmetleri almak istiyorlar. Mesela şu anda kız çocuklarının Afganistan'da okula gidememesinden dolayı pek çok aileler çocuklarını yurt dışındaki üniversitelerde okutmak istiyorlar. En azından üniversite seviyesinde olanlar. Onların altındaki olanlar tabii çıkması zor, yalnızlık, çocuk ve sıkıntı. Ama üniversite çağındaki gençler, bunların çoğu şu anda Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmeye çalışıyorlar ve bir bağlantı kurup buraya girmeye çalışıyorlar kendi imkanlarıyla. Ve bunun yanında tabii ki devletin de destekleri var. Fakat bunlar zamanla düzelecek diye bekliyoruz ama zaman geçtikçe de bunların eğitim şartları ve yaşları gereği sıkıntıları başlıyor. Afganistan kültürü ve durumu, özellikle kız çocukları için erken evlilik durumları var. Bunlar onların eğitimine engel teşkil ediyor. Bundan dolayı yani eğitim alanında, sağlık alanında, işte inşaat alanında ve diğer pek çok alanda Afganistan'da fırsatlar var, mevcut. O zaman kültürel alandaki diplomatik ilişkiler oradaki sosyal refahın artması bakımından da fayda sağlayacaktır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerinizi bizlere aktardınız. Daha önceden de değindiğimiz Türkiye-Afganistan diplomatik ilişkileri, sosyal ilişkiler, kültürel ilişkiler noktasına da tekrardan parmak basmış olduk sizlerle. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ediyoruz. Değerli Üniversite TV izleyenleri, bir mesleki gündem programında sonuna geldik. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın diyoruz efendim.